Önemli bir gün yaşıyoruz. İlçemiz ortaokul ve liselerinde eğitim öğretim gören toplam 856 öğrencimiz müracaat ettiği Kur'an-ı Kerim meal yarışmasını düzenliyoruz. Bu yarışmada öncelik bizlere bu yarışmaya sürükleyen, bu yarışmanın olmasına en büyük desteği veren Sayın Kaymakamımız İsmail Bendi'ye, ilçe müftümüz Sayın Zekeriya Koçak'a ben şükranlarımı sunuyorum. Bu yarışmada 856 öğrencimiz dediğim gibi bugün okullarımızda sınava alındı. Ortaokullarda 60 soru, liselerde de 70 soru olmak üzere çocuklarımız 100 ayet yarışmasında sınava alındılar. Şimdi bu yarışmada ile ilgili şöyle bilgi vermek istiyorum. Dereceye giren birincilere 1000'er lira ödül, ikincilere 750 lira, üçüncülere de 500'er 100 lira olmak üzere ödül vereceğiz. Bu ödül programını da Kutlu Doğum Haftası'nda yani 14 Nisan'da müftünün düzenlediği organizasyonda ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz. Bizler için mutlu olan olay şudur. Bu yarışmaya beklediğimiz üzerine bir katılım oldu. Öğrencilerimizi Kur'an'la tanıştırdık, Kur'an-ı Kerim'le birleştirdik, bütünleştirdik. O konu Kur'an-ı Kerim'in en azından ayetlerini öğrenmesi konusunda çocuklarımızın çok bir ilgi alaka sahip olduklarını gördük. Biz bu konuda çok mutlu olduk. Bunun dışında bu yarışmadan önce 3850 öğrencimize de öğrencilerimizin hepsine birer tane müftülüğümüzce Kur'an-ı Kerim meal kitapları dağıtıldı. Ben bu konuda da Sayın Müftümüz Zekeriya Koçak Bey'e tüm günlerlere, ilçe milliyet müdürü çalışan öğrencilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu yarışmadan sonra 35 ve üzeri net yapan öğrenciler de inşallah Sayın Kaymakamımız bir gezi programı düzenleyip bu öğrencilerimizi de ödüllendireceğiz. Bu yarışmada emeği geçen tüm çalışanlara, öğrencilere ve bütün günler halkına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Göllerimizin arkasından okunan bir kitap değil, her ayeti yaşanması gereken bir kitap olarak düşünüyoruz. İnşallah çocuklarımıza bunu da anlatıyoruz. Yani ayetleri sadece ezberlemek değil, zaten genellikle sosyal içerikli ayet-i kerimelerden seçtik ki çocuklar hayatlarının her anında bu ayet-i kerimeleri hatırlasınlar ve kendilerine ona göre şekil düzen versinler. Kur'an'ı bir hayatı benimsesinler, yaşasınlar diye. İnşallah bu hayırlı hizmet büyük bereketler, büyük hayırlar getirir. Çocuklarımız yeniden Kur'an'la bu şekilde tanışmış olurlar. Ben emeği geçen bütün başta kaymakamımız, tekrar ediyorum, Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, şube müdürümüz, din kültür öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve bu işe basın yoluyla, efendim internet yoluyla halkımıza duyuran sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Biz bu sene Kaymakam Bey'in öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmak amacıyla öğrencilerimiz arasında Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz 100 ayet-i kerimenin ezberlenmesi ve anlaşılması yönünde bir yarışma düzenledik. Bunda amacımız tamamen çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmak. Küçük ödüller koyduk. Ortaokullar ve liseler ayrı olmak üzere birincilere 1000'er lira, ikincilere 750, üçüncülere 500'er 100 lira. Birincilerimizin ödülü Kaymakam Bey'e ait, ikinciler müftülük olarak bize, üçüncülerin ödülü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait. Bunun yanında çocuklarımızı yine Kur'an-ı Kerim'e elleri değsin diye ilkokul 4. sınıflar dahil bütün öğrencilerimize, 3800 tane öğrencimize halkımızın desteğiyle mahalli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptık. İnşallah bu bir milat olur. Bundan sonra çocuklarımızda bu aşkı, heyecanı, şevki gördük. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgilerini gördük. İnşallah seneye daha geniş katılımlı ve daha geniş kapsamlı yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu seneki yarışmamızda bazı teknik hatalarımız olabilir. Her şeyin ilkinde bu hatalar olur. Ama biz elimizden geleni yaptık, mesaimizi harcadık. Bütün müdürlerimiz, başta kaymakamımız olmak üzere din kültür öğretmenlerimiz ve müftülük personel olarak biz bu işe elimizden gelen gayretimizi gösterdik. Çocuklarımıza ben teşekkür ediyorum, ailelerine, öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Kitabımıza bu şekilde rağbet edilmesi, Allah'ın kelamından bir ayet, 10 ayet öğrenmiş olması bizim için çok büyük bir kazanım. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak görüyoruz. Ama tek yapamadık. Gelden kenarına. Bildiğimiz kadar yaptık ya. Gerisini boş verin. Böyle bir yarışmaya
Sizler için iyi bir şey oldu mu? Yani evet, teşekkür ediyoruz bu yarışmaya hazırlayanlar için. Evet. Bizi düşündükler için teşekkür ediyoruz. Size en çok ne içe hizmetti bu yarışmada? Parası mı yoksa kitabımızın ya yani önemli olması mı? Ödül değil yani, sosyal bir şey olduğu için. Hı. Sosyal şeylere katılmayı seviyoruz okulumuz olarak da. Bir de biz Müslümanlar için kitabımızın evet. olması da çok önemli. Evet, Kur'an-ı Kerim'in yani. Özellikle bütün evet. gençlerimizin insanlar tarafından bilinmesi lazım. Bu da bize katkı toplam sağladı. Toplam kaç kişi girdi biliyor musunuz bu sınava? Siz nerede, hangi okulda katılıyorsunuz? Meslek lisesinden katılıyorsunuz. Kaç gün çalıştınız bu sınavlara? Bizim YGS olduğundan dolayı da LYS'miz de var. Evet. O yüzden fazla bakmadık ama. Evet. Sorular ağır mıydı? Yok ya, güzeldi sorular. Güzeldi değil mi? Evet. Ben sadece uzatmıştım mesela bir hafta böyle. Evet. Yani hatırladım gördüğümde. Evet, biz şimdi çocuklar bu sınavı ilçe kaymakamımız Sayın İsmail Pendik. Allah razı olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve müftülüğümüz öncülüğünde yapıyoruz. Toplam 856 ortaokul ve lise öğrencisi bu sınava başvurdu. Sınavımız 100 ayet ezberleme. Ortaokullarda 60 soru biliyorsunuz, liselerde de 70 soruydu değil mi? Evet, 70 soru 10 tane de. 70 soru 10 tane de doldurma evet. vardı. Bu yarışmada birinci olanlara biliyorsunuz 1000 lira para ödülümüz var. İkincide 750'şer, üçüncüde de 500 lira. Buradaki temel amacımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in çocuklarla buluşturmak, onun farkındalığında olmasını sağlamak ve bu süreçte de toplam duyduğunuz gibi 3850 tane öğrencimize meal kitabı dağıttık. Size de geldi değil mi? Evet. evet. Yani 3850 öğrenciye meal kitabı dağıttık. Bu konuda da ben Sayın Kaymakamımız İsmail Pendik Bey'e ve İlçe Müftümüz Zekeriya Koç'a şükranlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz onlara. Evet. Çünkü bu kitapların dağıtılmasında Müftü Bey'in çok büyük emek ve hizmetleri var. Bizim nereden 5700 öğrencimiz yani 3800 kişiye bu kitap mealin ulaştırılması çok büyük bir hizmet diye düşünüyoruz. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz. İnşallah böyle yarışmaları içimizde sık sık düzenleyeceğiz. Sizlerden bu konuda da destek bekliyoruz.